Annem 95 yaşında ben annemin bakıcısıyım evde bakım parası alıyordum anneme baktığım için Ondan sonra e, Annemin şeyi bitti Raporu Biz burada sağlık kurumuna gittim Sa hiz Sosyal hizmetlere bana dedi ki git bir yerinden teyzeyi heyete koyacaksın doktorlar gezeceksin Hani başta yaptığın işlemleri tekrar aynısı gibi yapacaksın Ben de gittim işte Tunceli'ye aldım annemi götürdüm randevu aldım doktorlara götürdüm Ondan sonra bütün doktorları gezdik geldim kardiyolojiye e, EKG'sini çektirdim. Kardiyo zaten buradan Pülmür'den gittiğim için annemi araba tutmuş annem çok kötüydü. Ondan sonra annem sürekli kusuyor. Araba da tutmuş. Ben kardiyolojiye götürdüm. Doktor yatırdım sediye. Bana diyor ki teyzeyi çevir diyor. Teyzeyi çevir diyor. E, şey yapacağım diyor. E, muayene edeceğim. Ben diyorum ki hocam bak bu rahatsız. Ben kaç kilometre yoldan gelmişim. Bana bağırıyor sen bu hastayı niye bu şekilde bu hastaysa niye ben diyorum ki hocam bak bu böyle değildi ee, şeydi ee, araba tuttu bunu ben bunu ta getirdim ondan sonra hiç ilgilenmiyor ama doktor hiç ilgilenmiyor ee, oza arada gelin de benim yanımda yok tutuyorum kaldıramıyorum orada poşet aradım hemen poşet getirdim ben. annem kustu ondan sonra poşete attım. Doktor halen bağırıyor. Çevir çevir ya çeviremiyorum diyorum hocam çeviremiyorum. Anne kalk dedim. Ondan sonra annemin tülbendi vardı aldı ağzının önüne kustu o arada. Ondan sonra cüme. Ben annemi artık zar zor kaldır dedi. Getirdim oturttum muayene edecek. Ama anam hiç üstünde duramıyor. Bana rapor verecek ya. Anam üstünde duramıyor. Sonra böyle kaldırdı şurasına baktı bakmadı. Bizi göğüse gönderdi. Gittim göğüse orada bir bayan doktor var. Ondan sonra acıma Hiç ağzımı açtırmıyor. Ben dedim ki hocam dedim. Annemin nefesi gelmiyor böyle bir nefes için bir şey yazamaz mısınız ilaç falan dedim. Hani hava. Annem çok rahatsız dedim. Bana bağırdı. Hayır dedi. Biz heyet doktorlarına ilaç yazamıyoruz dedi. Git kardiyoloji yazsın. Ben de dedim ki kardiyoloji dedim bizi kovmaktan beter etti dedim. O arada bana bağırdı. Ondan sonra bizi çıkardı dışarı zaten. Biz gittik. Ondan sonra rapor sonuçları geldi. Göğüs doktoru hiç vermemiş. Ben zaten şikayet ettim bunları. Cimer'e gittim ben valiliğe gittim. Ondan sonra Cimer. Tünceli valisine. Orada yoktu ama müdür hanım falan vardı. Ben onlarla görüştüm. Ondan sonra şey dilekçe verdim. Dilekçe geldi. Ta Elazığ'a götüreceksiniz. Fetih Sekin'e. Aldım o gün araba kiraladım tekrar. Elazığ'a götürdüm. Orada yeğenim vardı. Onun evinde kaldık. Sabah götürdüm doktorlara yine. Tekrar böyle geziyoruz doktorları. Ondan sonra Kulakçıya götürdüm. Annem hiç duymuyor. Bak Tunceli'de yüzde otuz dört rapor verildi. Ee, orada annemi götürdü o kulak testine koydu. Duymuyor, bağırıyor Bir şeyler söylüyor. Diyorum ki bakın beyefendi diyorum o duymuyor diyorum ben yırtınıyorum o beni duymuyor evde diyorum ben. Artık bağıra bağıra ben konuşuyorum diyorum. Yok o zaman dedi başka bir teste koyacağız onu dedi. Annem başka bir yere yönlendirdi. Biz götürdük. Bana dedi ki şey dedi pazartesi randevu. Cuma günü götürdüm pazartesi günü randevu verebiliriz size. Bir de bağırıyor oradaki adam da. Ben de dedim ki bu hani şimdi bir şey yapamaz mısınız? Ben pazartesi bunu getiremem. Ben araba tutup geliyorum. Tapirimür'den geliyorum dedim. Yok. Bir de bağırıyor bizi böyle kapıyı kapat suratımıza. Hem de dedi o bir saat kalacak o testte pazartesi. Ben dedim ben kusura bakmayın pazartesi ben getiremem dedim. Çünkü dedim benim annem rahatsız kalp hastası dedim. Ondan sonra kulak burun boğaza gittim. Hocam dedim kusura bakmayın dedim rahatsız ediyorum. Ben annemi getiremem kulak testine bir daha dedim. Ondan sonra şiddede o zaman puan alamazsınız. Ne yapayım dedim sizin vicdanınız da kalmış. Ondan sonra gittik şey heyete girdik. Heyete girdik, baş şey vardı orada. Genel cerrah bakıyor, başta oturmuş. Annem böyle götürdüm içeri. Bana dedi ki şey dedi. O doktor kulak burun boğaz da bana dedi ki hani benim size anlatmak istediğim hasta bu. Atun teyze dedi. O da dedi ki biz şey yaparız, gereğini yaparız dedi. Düşünüz, raporla size bildiririz. Rapor geldi ki orada da 164 vermişler. Tüncel'de 169, Orada yüzde 64 vermişler. Anamın maaşı kesildi işte evde bakım parası. Diyorum ki ben ona hazır bez kullanıyorum. Bu altına kaçırıyor. He, i̇ki günde bir annem ishal. iki günde bir ishal. Ama yapmadılar. Biz daha, ben de aldım geldim. Bir daha da götürmedim yani. Çünkü evde bakım parası almıyorum. Ben diyorum ki zaten o bakım parası onun bezlerine gidiyor. E çünkü kilo hazır bez kullanıyorum ben. Ama olmadı işte. Destek istiyorum işte. Ben de hani ne kim yapabiliyorsa bize bir yardım etsin. Ben bu hasta, ben bunu ta götüreceğim. Tekrar yanımda. Benim durumum yok. Benim hiçbir sosyal sigortam yok, bir şeyim yok. Hiç sosyal güvencem yok yani benim. Onun için ben aldım üstüme annemi, ben baktım. Ee, ama olmadı işte. Çok haksızlıklar yapıldı bize Tünceli Devlet Hastanesi'nde. Ee, şey yapmadılar, ben oraya da gittim. Verdiler, rapor verdiler. Kimlere verdiler? Törpülü olanlara verdiler. Ee, araba aldılar, herkes altlarını araba çekti. Ondan sonra benim anam 100 yaşında benim anama rapor vermiyorlar. Düşürdüler işte. Benim anam gençleşmiş demek ki. Onun için rapor vermediler bu kadar. Evet.